Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere tuvallerimi nasıl yaptığımı anlatacağım. Ben hazır tuval almıyorum. Kendi tuvallerimi kendim yapıyorum. Tabii bu zahmetli ve belli bir süreçten geçiyor. Epey zahmetli. Ama bütçe olarak düşündüğümüzde maliyet olarak daha uygun olduğu için ben böyle yapıyorum. Yoğun bir şekilde resim üretmiyorsanız hani bu zahmetlere girmenize gerek yok. Peki bunu nasıl yapıyorum? Bundan bahsedeyim. Tabii ki öncelikle tuval bezimiz olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi böyle ruloyla alıyorum. Bu şu an bitmek üzere. Metre cinsinden tuval bezini alabilirsiniz. İnternette bulabilirsiniz. Tuval bezi alırken neye dikkat ediyorum? Ondan bahsedeyim. Sık dokunmuş olmasına ve ince iplikle dokunmuş olmasına dikkat ediyorum. Çünkü sık dokunan ve ince iplikle dokunan tuval bezleri detay çalışmaya daha uygun. Ben detaylı çalışmayı sevdiğim için böyle tuval alıyorum. Tabii siz daha yoğun boya kullanıp dokusunu görmek istiyorsanız, tuvalin dokusunu hissetmek istiyorsanız daha kalın iplikle dokunmuş tuval bezi alabilirsiniz. Burada tuval bezimiz gerekiyor. Başka ne var? Kasnak. Tuvali üzerine gerdiğimiz kasnak. Şöyle göstereyim. Burada benim farklı ebatlarda yaptırdığım kasnaklarım var. Bu şekilde. Bunları ben yaptırıyorum. Nasıl yaptırıyorum onu da anlatacağım. Bunların üzerine geriyorum. Tabii bunu yaptırırken önce bizim bu şekilde gereceğimiz keresteye ihtiyacımız var. Bu keresteleri tabii keresteciden alıyorum. Bunları yapacağınız tuvalin büyüklüğüne göre biraz daha kalın alabilirsiniz veya daha ince alabilirsiniz. Bu ebatlarda ben bu kalınlıkta alıyorum. Bu ahşabın çam, ben çam ağacından alıyorum ve şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Uzun süre beklemiş olması lazım. Yani tamamen kurumuş olması lazım. Eğer ıslaksa, uzun süre beklemediyse tuvalinizi gerdikten sonra belli bir süre sonra bunlar eğilir. Buna dikkat edeceksiniz. Bu şekilde 2,5-3 metre uzunluğunda çok uygun fiyatlara satılıyor. Bunlardan işte 5-6-10 tane neyse alıyorsunuz. Bu şekilde yapacağınız ebatlarda kestirip işte arabanıza veya ne varsa elinizde sıvacak şekilde alıp marangoza götürüyorum ve marangoza yaptırmak istediğim ebatları söylüyorum ve bu şekilde istediğim ebatlarda yaptırıyorum. Ardından hepsini atölyeme getirip geriyorum. Şimdi tuvali gererken yapmamız gerekenlere sahip olmamız gereken malzemeler var. Bunlardan da bahsedeyim. Evet, ihtiyacımız olan malzemeler pense. Tabii bu pense normal, bildiğimiz pense. Sırf bunun için özel üretilen gergi pensesi var. Ondan da alabilirsiniz. Bu benim işimi şimdilik görüyor. Bu penseyle yapıyorum. Başka neye ihtiyacımız var? Zımba tabancası. Bezi kasnağın üzerine çakıp gerdirirken zımbalamamız için zımba tabancamız ve onun zımbaları var. Artı tuval astarımız. Bu önemli. Çünkü bizim bezimiz astarsız bez. Ham olarak iki yüzü de aynı. Bezi bu şekilde alıyorum ve üzerine astarını kendim yapıyorum. Bunu gesso veya tuval astarı diyerek alabilirsiniz. Tuval astarını gessoyu üzerine yaymamız için gerekli olan spatulamız ve yine bir adet gesso fırçamız. Bununla da üzerine pürüzlerin kalmasını engelliyoruz. Bu malzemelerle kendi tuvalimizi kendimiz gerip astarlayıp üzerine çalışabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen nasıl geriliyor onu görelim. Evet, kasnağımı bu şekilde bezin üzerine koydum. Bunu yandan kapattığımda bakın bu şekilde bir pay kalması gerekiyor burada. Çünkü buraya ben zımbalarımı çakacağım. Bu pay kalacak şekilde üzerine koydum. Şu an bu iki katlı. Ben bunu bu şekilde keseceğim. Altındaki katta da yine başka bir tuvali gereceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan yine aynı ölçü bakın. Buradan 5 parmak ölçtük ve kesiyoruz. Şimdi kasnağımızı tam bezimizin etrafında bu şekilde pay kalacak şekilde kestik ve üzerine koyduk. Önce kenarların tam ortalarından karşılıklı geriyoruz ve köşelere doğru zımbalayarak gideceğiz. Önce buradan şu şekilde ölçeyim. Buraya fazla gitmiş. Evet. Böyle ilk zımbamı tam en ortaya gelecek şekilde sıktım ve elimle birazcık gerdirip hemen soluna ve sağına birer tane sıkıyorum. Şimdi bu tarafı yaptım. Diğer tarafı yaparken artık gergin olmasına dikkat etmem gerekiyor. Penseyle gerdiriyorum. Bakın bu şekilde. Ve bunu gergin tutarken
kumbamı yapıyorum. Aynı şekilde şöyle gerdiriyorum. Mümkün olduğunca gergin olacak. Sağına ve soluna yapıyorum. Şimdi bu kenarlara yaptım. Aynı şekilde diğer kenarları yapıyorum ve bezi üzerine oturtmuş oluyorum. Evet, kenarları çaktık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu kenarlardan açılarak yanlara doğru gideceğiz ve en son köşelerde buluşacağız. Ama bunu yaparken mümkün olduğunca gergin olmasına dikkat edeceğiz. Bakın şu anda kırışık, gergin değil. Ama biz gerdirerek, penseyi kullanarak gerdirerek köşelere kadar gideceğiz. Ve tamamını çaktıktan sonra gayet gergin bir hali alacak. Devam edelim. Evet, şimdi buraları bitirdik. Artık köşelere geldik arkadaşlar. Köşeler kritik. Şimdi köşeyi aynı kitap kaplar gibi şu şekilde kapatıyoruz. Bakın böyle. Şuradan baktığınızda sadece şu çizgi kalacak. Bir de zımbalamayı içten yapıyoruz bakın. Yanlardan değil, içten yapıyoruz. Çünkü yanları da boyamamız gerekebilir. Evet, köşeyi bu şekilde katladık. Aynı kitap kaplar gibi şöyle büküyoruz. Köşeler mümkün olduğunca gergin olmalı. Yine pensemizle geriyoruz. Evet, şimdi burayı yaptık. Gayet güzel, gergin oldu. Şimdi ne yapacağız? Son olarak içeride fazlalık kalan bölümleri yine makasla keseceğiz. Evet, tuvalimizin germe işlemi tamamlandı. Şöyle bakın. Mümkün olduğu kadar gergin olması gerekiyor arkadaşlar tuvalin. Şimdi bunun üzerine biz astarımızı süreceğiz. Astarı sürdükten sonra bu tuval bir miktar daha gerilecek. Yani en son bu işlemde bittikten sonra epey gergin bir tuval elde edeceğiz ama siz yine de mümkün olduğu kadar gergin bir tuval yapın. Şimdi bunu yaptık. Ardından bunu süreceğiz. Ne gerekiyor? Burada bunlar bu şekilde yarım litre, 1 litre şeklinde satılıyor arkadaşlar. Şöyle bunu sürerken ben spatula kullanıyorum. Şu şekilde bakın şöyle tutkal kıvamı var. Üzerine sürüyorum. Bu şekilde yayıyorum. İsterseniz bir kat, isterseniz iki kat sürebilirsiniz. İlk katı sürüp ardından kuruduktan sonra ikinci katı sürebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu şekilde spatulayla sürdükten sonra kalın süreceksiniz. Sürdükten sonra ince zımparayla bir kat zımparalayabilirsiniz. Daha pürüzsüz, daha düz bir yüzey sağlayacaktır size. Ben bunu spatulayla sürdükten sonra üzerinden hani pürüz kalan yerlerde, spatulanın izi kalan yerlerde gesto fırçasıyla düzeltiyorum. Evet, astarlamamız da bitti arkadaşlar. Şimdi bu tamamen kuruduktan sonra, biraz bekleyip tamamen kuruduktan sonra üzerine son kez bir ince zımparayla pürüz kalan yerlere olabiliyor. Köşelerde özellikle oluyor. Bir zımpara çektiğiniz zaman tamamen pürüzsüz bir tuval elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu arada şöyle bir acı tecrübem oldu. Bu gesso çok çabuk kuruyan bir şey. O yüzden kapağını sıkıca kapattığınızdan, işiniz bittikten sonra sıkıca kapattığınızdan emin olun. Ben bir kere tam sıkı kapatmamışım. O yüzden kurudu. O macun kıvamını kaybetti ve tekrar onu eski haline getirmek için epey uğraştım. O yüzden bunu sıkıca kapatın. Evet, ha bir de şundan da bahsedeyim. Şimdi tuvali yaptık. Gayet gergin bir tuvali oldu. Ama üzerine yağlı boya ile çalıştıktan sonra ve yağı, bol yağ kullanırsanız özellikle tuvalde bir miktar salma oluyor. Yani bir miktar gevşeme oluyor. Tuval kendini salabiliyor. Bunun da şöyle bir çözümü var. Ben şöyle bir kolonya şişesine spreyli bir şişeye, herhangi bir şişe alabilirsiniz. Su koyuyorum. Arkadan, arka tarafından bu şekilde su sıktığınız zaman tuval tekrar kendini geriyor. Gerginleşiyor. Bu da bir tüy olarak aklınızda kalsın arkadaşlar. Evet, tuvalimizi kendimiz yapmamızın avantajı nedir? Bir, hem daha kaliteli, piyasada satılanlarda daha kaliteli ve daha ucuza mal oluyor. Yani hemen hemen yarı fiyatına ve daha kaliteli oluyor. Çünkü şu an piyasadaki satılan tuvallerin, ucuz fiyata satılan tuvallerin özellikle büyük çoğunluğu Çin malı. Çin malı olduğu için de özellikle bezi çok kalitesiz. Hani pamuktan değil, daha böyle plastik bir malzemeden üretiliyor ve dayanıklı olmuyor.
Bu tuval çok uzun yıllar sağlam bir şekilde sağlamlığını koruyacaktır. O yüzden imkanınız varsa, eğer çok fazla üretiyorsanız mutlaka tuvalinizi kendinizin yapmanızı öneririm. Evet, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Yine sizin sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Mümkün olduğunca ona yönelik videolar çekmeye çalışıyorum zaten, biliyorsunuz. Bu arada Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.